Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle 2022 yılında kovaları neler bekliyor bunu konuşacağız. Aşk, iş, para, kariyer. Acaba bu konulardan hangisinde şanslısınız? Bunlara bakacağız hep birlikte. Ama lütfen öncesinde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili kovalar. Sizin için yılın ilk yarısını özellikle para yılı diyebiliriz. Çünkü Jüpiter balık transiti yaşanacak ve Jüpiter'in balık burcunda olması size maddi anlamda bolluğu ve bereketi getirecek gibi gözüküyor. Bu aynı zamanda yeteneklerinizi maddiyata çevirebilecek. Yeni yetenekler ortaya koyabileceğinizi ve bu yetenekleri değerlendirebileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda kendi değerinizi bilmekle ilgili önemli bir takım aşamalardan geçebilirsiniz ve bu kendi değerinizin daha fazla farkında olabilirsiniz bu transitle birlikte sevgili kovalar. Peki Ocak ayı nasıl başlıyor kovalar için? Ona bakalım. Bir kere kova burcunda bir Merkür retrosu var. Bu Merkür retrosu tabii kovaların yeterince anlaşılmadıklarını düşünmelerine sebep olabilir. Yanlış anlaşılmalara oldukça fazla mahal verebilirler ve bu yüzden de biraz içe dönebilirler. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yani yanlış anlamalara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu yılın güneş ve ay tutulmaları akrep boğa aksında olduğundan dolayı kariyerleri ve ev yaşamları kovaların ön planda. 30 Nisan'da boğa burcunda bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması özellikle ev ve aile yaşamlarına vurgu yapıyor kovaların. Dolayısıyla bu konularda bir takım önemli gelişmeler, belki taşınabilirler, belki bir yeri kiraya verebilirler. Bir takım gelişmeler olacak ya da aile içinde önemli bir takım dinamikler olabileceği gözüküyor. 16 Mayıs'ta akrepteki ay tutulması ise kariyerlerin söz konusu olduğunda önemli bir kilometre taşı olabilir gibi gözüküyor. Şimdi bu yılın diğer bir önemli olayı da tabii Satürn'ün kendi burçlarındaki seyahat. Satürn kova burcunda. Bu ne anlama geliyor? Kovaların daha fazla disipline olmaları gerektiği, yaptıkları işi daha fazla ciddiye almaları gerektiği ve daha disiplinli ve sorumluluk sahibi olmaları gerektiği anlamına geliyor. Şimdi Satürn Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında geri gidiyor olacak. Bu 5 ay geri gidiyor olacak ve dolayısıyla kovalar eğer şayet bu sorumlulukları yerine getirmedilerse daha önceden savsakladıkları, göz ardı ettikleri şeyler varsa bu sorunlar onların karşısına çıkacaktır. Bunu söylemekte yarar var. Şimdi Temmuz ayının ortasına itibaren iş koşullarında bir düzelme olabilir ve iş arkadaşlarıyla, ekipleriyle uyumlu bir beraberlik içinde olabilirler. 11 Ağustos'tan itibaren ise evlilik düşünen kovalar için oldukça güzel, destekleyici enerjiler var. 25 Ekim'de güneş tutulması var yine akrep burcunda. Bu akrep burcundaki tutulma da kariyerleriyle ilgili önemli bir süreci başlatabilir. Evet sevgili kovalar, size çok güzel bir 2022 yılı diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.